Sevgili seyirciler, bugün 3 Mart Salı. Günün en sıcak gelişmeleriyle karşınızdayım. Bugün yine Tunceli gündemi belirledi. Seçim yardımlarıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun şimşeklerini üstüne çeken Tunceli'de bu kez de valilikte AKP pankartları gündeme damgasını vurdu. Hemen Tunceli'ye gidelim ve Ferit Aslan. Ferit, bize olayı başından itibaren anlatır mısın? Savcılık neden valiliğe bağlı il özel idaresi binasında arama yaptı ve ne buldu? Bülent, bir süre önce beyaz eşya dağıtımıyla gündeme gelen Tunceli Valiliği, bugün Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nde, Genel Sekreterliği'ne ait depoda savcı nezaretinde arama yapıldı. Peki bu arama niye yapıldı? Tunceli İl Genel Meclis üyeleri bugünkü toplantıda İl Genel Meclisi İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden depoda AKP'ye ait pankartlar ve afişler bulunduğunu, bu yönde duyumlar aldığını belirterek arama yapılmasını istediler. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Tunç önce buna karşı çıktı. Arama yapılmasına gerek olmadığını söyledi. Daha sonra bu arama yapılıp yapılmayacağı konusunda oylama yapıldı. Oylama sonucunda önce İl Genel Meclisi üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile birlikte depoya inerek arama yaptılar. Bu arama sırasında AK Parti'ye ait bazı afiş ve pankartlara rastlanıldı. Daha sonra İl Genel Meclisi üyeleri durumu Cumhuriyet Savcısı Ali Çetin'e bildirdiler. Ali Çetin nezaretinde depoda yeniden depoya inilerek arama yapıldı. Depoda bulunan yaklaşık 7-8 tane pankart ve afiş tutanakla Cumhuriyet Savcılığına teslim edildi. Ve savcılık bu konuyla ilgili olarak inceleme başlattı. Bugün akşam saatlerinde Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Tunç bir açıklama yapıldı. Bulunan pankartların depoda pankart, AKP'ye ait pankart ve afiş bulunduğunu doğruladı. Ancak bunların Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği seçimi etkileme anlamında herhangi bir sorun teşkil etmediğini, 2008 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunceli'ye yaptığı gezi sırasında kullanılan pankart ve afişler olduğunu ve görevliler tarafından caddelerde İl Özel İdaresi'nin astığı pankart ve afişler toplanırken bunların da onlarla birlikte aradan depoya girmiş olabileceğini söyledi Mehmet Ali Biran. Dehşet anları kamerada. Böyle kutu kurdular, böyle ölüm kurdular. Sri Lanka milli takımına Pakistan'da saldırı düzenlendi. 8 kişi katledildi. Kameradaki dehşet anları. Birazdan. Tunceli'deki savcılık araştırmasının Ankara'daki yankılarını birazdan aktaracağım. Günün ikinci sıcak gelişmesi için sınırlarımızın ötesine çıkalım. Güney Kore'de muhalifler parlamentoyu bastı. Hükümetin meydana getirmek istediği kısıtlamaları protesto edenler parlamentodan içeri sokulmayınca polisle çatıştı. Kapıyı denediler, olmadı. Pencereden girdiler. Penceredekiler muhalifler. Onları engellemeye çalışanlarsa polis. Muhaliflerin zorla girmeye çalıştıkları yerse Güney Kore parlamentosu. Arbedenin nedeni ise hükümetin medyaya kısıtlamalar getirmek için hazırladığı yasa tasarısı. Muhalefet yeni yasanın medyada tekerleşmeye yol açacağı görüşünde. İşte bu yüzden parlamentoya akın etti. Protestocular parlamentodan içeri sokulmayınca da ortalık karıştı. Protestocuların bir kısmı içeri girmeyi başardı. Hemen pankartları açıp oturma eylemine başladılar. Yeni yasayı bu kez içeride protesto ettiler. Ekonomiye ilişkin sıcak gelişme ise akşam saatlerinde geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat enflasyonunu açıkladı. Şubat ayında tüketici fiyatları %0.34 geriledi. Üretici fiyatları da %1.17 arttı. Bu rakamlarla Şubat ayı itibariyle yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında %7.73, üretici fiyatlarında da %6.43 oldu. Bu rakamlar da hükümetin yıl sonu hedefinin 2 puan üstünde. İzmir'den de bir sıcak gelişmeyle devam edelim. Polis
Konak Belediyesi'ne operasyon düzenledi. 61 belediye çalışanını gözaltına aldı. Belediye görevlilerinin ruhsat işlemlerinde rüşvet aldığını belirleyen polis bu zanlıları 8 ay takip etti. Bugün de düğmeye bastı. Konak Belediyesi'nin fen işleri ve imar şubelerinde çalışan 61 kişiyi gözaltına aldı. İşte bu pankart. 1. Recep Tayyip Erdoğan bu pankartla karşılandı. Peki pankartı gören Erdoğan ne yaptı? Metrobüs açılışında neler dedi? Dikili ağacınız yok, dikili! Birazdan. Sıcak bölgenin bir başka sıcak durağı ise Pakistan. Sri Lanka kriket takımı bugün Pakistan'ın Lahore kentinde saldırıya uğradı. Bakın o anlardan neler yaşandı. Maskeli saldırganlar otomatik silahlarla saldırdı. Pakistan'ın Lahore kenti silah sesleriyle yankılandı. Teröristlerin hedefinde Sri Lanka kriket takımı vardı. Pakistan'la oynayacakları maç için stada giderken saldırıya uğradılar. Teröristler ellerindeki silahları otobüse çevirdiler ve 15 dakika boyunca ölüm yağdırdılar. Polis müdahale etti ama teröristler kaçmayı başardı. Saldırının bilançosu ağır oldu. 6'sı polis, 2'si sivil, toplam 8 kişi öldü. Sri Lanka kriket oyuncularından 6'sı da yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı. Pakistan hükümeti ise Hindistan'ı suçladı. Ama akıllara radikal dinci örgütler geldi. Polis, kriket takımına yönelik saldırıyla Hindistan'ın Bombay kentindeki saldırı arasında benzerlik olduğunu açıkladı. Ankara Diyanet İşleri Başkanı'nın laiklik uyarısını tartışıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu bugün halifeliğin kaldırılmasının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen toplantıda konuştu. Ankara'ya hemen gidelim ve Orkun karşınızda. Orkun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önündesin ve başkan neler söyledi? Siyasetçileri nasıl uyardı? Biraz Diyanet'in siyasete uyarısı çok net. Ali Bardakoğlu siyasetine karışmasın dedi. Aslında Ali Bardakoğlu bir anlamda Diyanet İşleri Başkanlığı adına laiklik yemini etti. 85 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın laiklik ilkesinin gereklerini yerine getireceğini söyledi. Ancak aynı övgüyü siyaset için yapmadı ve eleştirisinin yerel seçimlerden hemen önce, açılımlardan hemen önce gelmesi de, bu açılımların her gün haber bültenlerinde yer almasından sonra gelmesi de dikkat çekiciydi. Laikliğin çift taraflı olduğunu, çift taraflı sorumluluk gerektirdiğini söyledi. Siyaset nasıl dine karışmaması gerekiyorsa dinin de siyasete karışmaması gerektiğini söyledi. Ancak siyasetin bu yönde pek de başarılı olmadığının altını çizdi. Aslında başka altı çizilecek mesajları da var. Çok önemli benzetmeleri var Ali Bardakoğlu'nun. Ali Bardakoğlu Genelkurmay Başkanlığı benzetmesi yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da Genelkurmay Başkanlığı gibi yüksek itibarlı bir kurum olması gerektiğini söyledi. Başlangıçta da bu amaçla kurulduğunu söyledi. Ancak son zamanlarda bu özelliğini kaybetmeye başladığının altını çizdi. Siyaseti ilişkin bir uyarısı daha vardı Ali Bardakoğlu'nun. Laiklikle demokrasinin karşı karşıya getirilmemesi gerektiğini söyledi. Yani laiklikle demokrasi de hiçbir siyasi partinin tek elinde değildir uyarısını yaptı Ali Bardakoğlu. Önemli uyarıları var, önemli mesajları var ve son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çok tartışılıyor. Aleviler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılmasını istiyor. Kimileri de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iyi giyinli memurlardan oluşması yeterli diyor görüşünde bulundu. Ali Bardakoğlu bu tartışmaların uzağında olunması gerektiğinin altını çizdi. Ama Ali Bardakoğlu'nun iki sayfalık konuşma metni var. Bunda en önemli vurgu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın siyasetçilere yaptığı bu uyarıyı oluşturuyor. Yani siyasetin dinden uzak durması gerektiğinin altını çiziyor Ali Bardakoğlu. Sevgili seyirciler, biraz önce sıcak gelişmelerde sözünü ettim. Yerel seçimlere Tunceli damgasını vuracak.
rüşvet gibi seçim yardımlarıyla Yüksek Seçim Kurulu'nu suç duyurusu yapmaya zorlayan Tunceli Valiliği'nde bugün de bir pankart skandalı koptu. Savcılık bir ihbar üzerine polislerle devletin valiliğine bağlı il özel idaresine baskın düzenledi. Binada yapılan aramada AKP'nin seçim afişleri bulundu. İl özel idaresi afişler yanlışlıkla karışmış diye kendini savundu. Yani özel idarenin önündeyim ve burada bir vaka var, sizi buraya bekliyorum. Telefonun diğer ucunda 155 polis var. İhbarı değerlendirdi. Savcılık izin verdi ve adı geçen adrese baskın yaptı. Ayakta duran 3 adamın arkasında yükselen bina İl Özel İdaresi. Tabelada tamamı yazılı. Burası Tunceli. Seçim yardımlarıyla gündeme gelen Tunceli, buzdolabıyla, çamaşır makinesiyle, her türlü beyaz eşyasıyla hafızalara kazınan Tunceli. Yardımları Yüksek Seçim Kurulu yasaklamıştı. Ama ne YSK'yı ne de savcılığı dinlediler. Yardıma devam ettiler. İşte o Tunceli bugün başka bir skandalla çalkalandı. AKP'nin bir bürosu gibi kullanılan özel idarenin deposu bir parti arşivi gibi donatılmıştı. Bu iddia savcılığı harekete geçirdi. Çünkü söz konusu yer valiliğe yani devlete ait bir binaydı. Ve bir parti tarafından kullanılamazdı. Bunların içerisinde AKP'yi övme, başbakanı övme, ilçe örgütlerini tanıtma, parti bayraklarını stokları burada. Savcı Ali Çetin'in talimatıyla polis binanın deposunda arama yapmaya başladı. Aramalara savcı da bizzat katıldı. Bodrumun giriş kısmının sağ tarafında saklanmış bir halde buldum ve savcıyı ben çağırdım. Depoda afişler, bayraklar, broşürler ve Erdoğan'ın kente geldiği sırada asılan pankartlar bulundu. Savcılık seçim yasaklarını ihlal eden bir duruma rastlanmadığına ilişkin rapor tuttu. Ancak ihbarı yapan DTP'nin meclis üyeleri valiliğin seçim çalışmalarında AKP'ye yardım ettiğini öne sürdüler. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular. Tunceli İl Özel İdaresi de açıklama yaptı. AKP afişlerinin başbakanı karşılamak için hazırlanan pankartların arasına karıştığını öne sürdü. Tunceli Savcılığı Yüksek Seçim Kurulu'nun suç duyurusu üzerine zaten seçim yardımlarını soruşturuyordu. Şimdi ikinci bir soruşturma açacak mı? Bunu göreceğiz. Ama Tunceli'deki pankart krizi Ankara'dan çok dikkatli izleniyor. Yüksek Seçim Kurulu hemen devreye girdi. Biz de Ankara'nın muhtarı Erhan Karadağ'a soralım. Erhan, şimdi Yüksek Seçim Kurulu şu anda ne yapıyor? Tunceli'deki seçim ertelemesi söz konusu mu? Çünkü daha önce böyle bir ihtimal vardı. Ne dersin? Evet, seçim ertelemeye, seçim iptaline kadar gidebilir bu iş. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu Tunceli'den, savcılıktan tutanakları istedi. Yani savcı orada valilikte AK Parti'ye ait ne buldu, neler buldu, hangi şartlarda buldu, AK Parti ile valiliğin bir ilgisi var mı, bununla ilişkin ne gözlemi var savcının, YSK'ya gelecek bu tutanaklar ve Yüksek Seçim Kurulu yarın olağanüstü toplanıyor. Bir anlamda savcının oradaki tutanağı iddianame olacak veya belge delil olacak. Yüksek Seçim Kurulu da hakimlerden oluşuyor ve Yüksek Seçim Kurulu yarın olağanüstü toplantısında Tunceli'yi inceleme altına alacak. Aslında bugün birkaç kişiyle görüştüm ve Yüksek Seçim Kurulu'nun Tunceli'de seçimleri iptal etmek, daha doğrusu erteleme yetkisi de var. Bu yetkiyi kullanır kullanmaz yarınki toplantıda buna karar verecek ama Yüksek Seçim Kurulu zaten suç duyurusunda bulunmuştu. Tunceli'deki seçim faaliyetleri, yardım faaliyetleri savcılığa şikayet edilmişti. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu da bu yardımları izliyordu. Zira Tunceli Valiliği devletin yaptığı, hükümetin yaptığı sosyal yardımları ama bugüne kadar hiç görülmemiş bir biçimde buzdolabı, çamaşır makinesi, beyaz eşya olarak yapılan yardımlar valilik kontrolünde dağıtılıyordu. Ve bu da haksız rekabet olarak eleştiriliyordu. Yüksek Seçim Kurulu bunu da dikkate alacak. Yani valilik orada beyaz eşya yardımı yaparken haksız rekabet yaratılıyor, AK Parti'ye avantaj sağlanıyor diye eleştirilmişti. Valilik bunu partiyle ilgisi yok, devletin bir görevlisi olarak yapıyoruz diye savunmuştu kendisini ama valilikte şimdi AK Parti'ye ait materyaller yanlışlıkla da olsa çıkmış olması beyaz eşya yardımını ve Tunceli'deki seçimin haksız rekabet olup olmadığına ilişkin tartışmayı yeniden gündeme getirecek ve Yüksek Seçim Kurulu'nun yarın yapacağı toplantı önemli. Yarın karar çıkmayabilir ama
Bu karar çok önemli olacak. Bu karar iktidar olanaklarıyla seçime gidilirken partiler arasında bir haksız rekabet var mı? Varsa Yüksek Seçim Kurulu seçimleri erteler mi belli bölgelerde? İşte buna ilişkin de önemli bir işaret olacak bir an. Sevgili seyirciler, Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu kadar yüksek yargının zirvesi de alarmda. Çünkü Ergenekon soruşturmasına tepki gösteren Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminaoğlu ve dört yargıca esrarengiz mektuplar geldi. O mektupların içinde kimyasal maddeler vardı. Önce şarbon paniği yaşandı. Sonra şüpheli tozlar tahlil edildi. Bakın o zarflardan ne çıktı? Tehdit, hakaret içeren bir zarf. Sadece Yarsav Başkanı'na değil, kilit noktalarda görev yapan 4 yargıca daha içinde asit benzeri kimyasal maddenin bulunduğu mektuplar gönderildi. Ergenekon soruşturmasını eleştirenlere. Soruşturmalardaki tarafsızlık ciddi biçimde sarsılmıştır. Önce konuştu, Ergenekon eleştirdi. Yarsav Başkanı Ömer Faruk Emin Ağaoğlu telefonla tehdit edildi. Görev yapan her yargıç ve savcı meslektaşının aldığı kadar. Sonra tehdit mektupla geldi. Amerika'dan postalanan bir zarf geldi. Bu zarfı içerisinden bir toz çıktığı için ilgili görevliler Ruhsuz Sağ Kurumu'na gönderdiler. Gerekli önlemler alınarak. Yarsav Başkanı Emin Ağaoğlu'na mektup 12 Ocak'ta geldi. İçinde beyaz bir toz vardı. Şarbon olabilirdi. Yani öldürücü. Yargıtay'da alarm verildi. Gerekli güvenlik önlemleri alındı. O güvenlik önlemleri içerisinde gerekli işlemler yapıldı. Ve bugün anlaşıldı ki aynı mektup 4 yüksek yargıca daha gönderildi. Tabii ki bu gözdağı, ancak bunlar nafile. Hepsinin içinde aynı şeyler vardı. Beyaz bir toz, tehdit ve hakaret içeren yazılar. İşte o zarf. Posta Amerika'dan, Kaliforniya'dan. Üzerinde pulu, gönderenin sahte ismi ve adresi de var. Bir de bazı gazetelerde Ergenekon'u eleştirenler aleyhine yapılan haberler. Zaten mektubu alanların ortak noktası aynıydı. Ergenekon soruşturmasına yönelik eleştirileri. Hukukun üstünlüğünü hazmedemeyen, hukukun üstünlüğünü istemeyen odak veya kişiler. Hıfzı Sığa'dan gelen rapor biraz olsun rahatlattı. Çünkü zarfın içindeki beyaz toz şarbon değildi ama laboratuvar asit dedi. Raporda biyolojik yönden ve kimyasal, tehlikeli kimyasal anlamında bir zararlı madde olmadığı, bir tür asit maddesi olduğu belirtiliyor. Bunun da sağlık yönünden sorun olmadığını ben yaptığım araştırmada tespit ettim. Mektubun Amerika'dan sahte isimle gönderildiği tespit edildi. İsim gerçek olabilir, olmayabilir. Ancak Amerika'dan postalanan Ahmet de Ozgur şeklinde bir ibare. Gerçek olabilir de olmayabilir de onu bilemiyorum. Onu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı araştıracak. Emin Ağaoğlu suç duyurusunda bulundu. Şimdi savcılık araştırıyor. Tehdidin arkasında kimler var bulmaya çalışıyor. Ergenekon'a ilişkin bir mektup daha var. Ama sesli bir mektup. Londra'dan, gurbetten geldi. Turhan Çömez konuştu. Estirilen fırtınalar, kopartılan yalan rüzgarların eninde sonunda gerçekle yüzleşecektir. Ergenekon soruşturması ile birlikte İngiltere'ye lisan öğrenmeye giden ve hala dönmeyen Turhan Çömez ilk kez konuştu. Konuştu ve evinin aranmasında başka bir şeylerin de arandığını iddia etti. İki çocukla yaşayan bir hanım sabahın 5.30'da 6'sında 20-25 polisle birlikte evi basılarak aranıyor. Çocukların üzerlerinde Ergenekon dövmeleri aranıyor. Küçük çocuklar yataklarından kaldırılıyor. Kolları sıvanıp üzerlerinde Ergenekon dövmeleri aranıyor. Ve bunun ardından o kadının ve çocukların bir psikolojik travma yaşamaması mümkün değil. Çömez, Londra'da yapılan ve Fox TV'de yayınlanan söyleşide soyadını Gomez olarak değiştirdiği iddialarını yalanladı. Benim birçok evrakta adımın Ç harfi İngilizce alfabede olmadığı için
altındaki noktasının ifadesi bakımından G şeklinde yazıldığını görürsünüz. Birçok yerde buna benzer hatalar yapılır. Mümkün müdür böyle bir ülkede siz adınızı değiştireceksiniz, pasaportunuz ortada, kimliğiniz ortada ve farklı bir isimle oturum müsaadesi için başvuracaksınız? Baştan sona yalan. Peki ne zaman dönecek? Ortaya konmuş bir iddianame söz konusu değil. Ve benimle planlanmış eğitimim devam ediyor. İddianame ile benim dönüşümün arasında bir bağlantı yok. Eğitimim bittiği zaman ülkeme döneceğim ve hizmetlerime kaldığım yerden devam edeceğim. Elindeki silahları satsa borcunu öderdi. Satmadı. İntihar eylemi yaptı. Hemen ardından da serbest bırakıldı. Devletimiz bizi önüme terk etti. Peki eylemci ne diyor? Niye silahları saklıyor? Nasıl serbest dolaşıyor? Birazdan. Başbakanlıkta eylem yapan emekli polisin neden bırakıldığını birazdan aktaracağım. Ama önce başbakanın bugünü. Erdoğan bugün İstanbul'da iki yakayı birleştiren metrobüsü hizmete soktu. Kadıköy'de padişah pankartıyla karşılanan Erdoğan ardından da İsparta'da partisinin mitingine katıldı. Metrobüsle birleştiriyoruz. İşte bu pankart. Başbakan Söğütlü Çeşme'de bu pankartla karşılandı. Avcılar metrobüs hattının açılışını yaptı. Birinci Recep Tayyip Erdoğan olarak metrobüs hattını hizmete soktu. Topkapı Avcılar hattında. CHP'li Kadıköy Belediyesi Erdoğan'ı duvarına astığı dev Atatürk posteriyle karşıladı. Erdoğan da sözlerine posterden aldığı ilhamla başladı. Bunlar Atatürk üzerinden geçinenler. Geçinenler. Oradan prim yapmaya çalışanlar. Atatürk muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmayı hedef olarak gösterdi. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Bunca zamandır zaten tek partili dönemden sonra tek başınıza iktidar olamadınız. Bundan sonra da olamayacaksınız. Ama ne yaptınız? Söyleyin ya, şu ülkede biz medeniyet adına şunu yaptık değil. Yapmadınız. Dikili ağacınız yok, dikili. Başbakan Erdoğan'ın bu sözlerinin hedefi CHP. O, CHP ve CHP'li belediyeye tepki gösterirken, kalabalığın arasından uzanan bir el de Erdoğan'a tepki gösterdi. Kolaylıkla ulaşmış olur. Bu sesle birlikte kameraların yönü, Akbil'ini dolduramadığını duyurmaya çalışan gence çevrildi. Akbil'in yanı başındaki dövizin üzerinde de bir başka tepki dile getirildi. Bursu kesilen bir öğrencinin tepkisi. Başbakan tepkinin nedenini anlayamadı ama kameraların çevrilmesine sinirlendi. Medya kolay gelsin, hayırdır, ne bulalım? Boş Akbil'i gösteren gençlerse güvenlik güçleri tarafından derdest edilip götürüldü. Akıllara yer eden bu görüntülerle. 13,5 kilometre uzunluğundaki Başbakan Erdoğan'ın çıkışları, partililerin açtığı padişah pankartı, Kadıköy Belediyesi'nin astığı Atatürk posteri, derdest edilen gençler, Söğütlü Çeşme Avcılar hattında hizmet verecek olan metrobüs bu görüntüler eşliğinde hizmete girdi. Başbakan Erdoğan direksiyona geçti. İki kıtayı bağlayan ilk sefer tam söylendiği gibi 63 dakikada gerçekleşti. Son durak Başbakanın ikinci programının da adresiydi. Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı. Başbakan seçim çalışmalarını İstanbul'dan sonra Isparta'da sürdürdü. Bize üslup dersi vermeye kalkan Sayın Baykal'ın partisinin üslubunu önceki gün İstanbul'da bir kez daha gördük. Çarşaflı bir hanımefendiye karşı tavırlarını, üsluplarını, yaklaşım tarzlarını, davranış biçimlerini gördük. Çarşaf açılımı derken neyi kastettiklerini gördük. Demokrasi derken neyi kastettiklerini gördük. Başbakan ile CHP lideri Baykal arasında yargıya taşınan kavga devam ediyor. Kavganın özünde maganda suçlaması var. Erdoğan kendisine maganda yakıştırması yapan Baykal hakkında 100 bin liralık dava açmıştı ama Baykal pes etmedi.
bugün sözlerimin arkasındayım dedi. Daha bu işi öğrenmelisin, sana daha çok fırın ekmek yemen lazım. Bu üslup maganda üslubu. Yasal haklarımı kullanarak hukuka yutturacağım. Bu üsluba maganda üslubu demekten daha doğal ne olabilir? Erdoğan'la Baykal arasındaki maganda gerginliği mahkemelik oldu ama tartışma bitmedi. Kızgın üslubunu kimse senin dinlemek zorunda değil. Saygı görmek istiyorsan saygı göstereceğiz. Erdoğan'ın dün açtığı 100 bin liralık tazminat davasına rağmen Baykal geri adım atmadı. Bugün grup toplantısında maganda sözüne açıklık getirdi. Eşek ölür kalır eseri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin cibriyesiz. Arkasından ne dedi? Bunlar nesepsizdir. Alçak ve şerefsiz lafı diline pelesenk. Tesbih çeker gibi bu laflar dilinde. Mersin'deki çiftçiye lan terbiyesizlik yapma. Ananı da al git dedi. Bir gazeteciye bunlar kedileriyle köpekleriyle yatar kalkar. Kim AK Parti'ye leke sürmeye çalışırsa namerttir. Bu üsluba maganda üslubu demekten daha doğal ne olabilir? Başbakan daha önce de Baykal'ı 4 kez mahkemeye vermişti. CHP lideri tüm davaları kazandığını hatırlattı. Başbakan umarım bundan sonra üslubuna daha dikkat etmek ihtiyacını hisseder. Ve MHP cephesi Devlet Bahçeli ikinci mitingi için bugün Çorum'daydı. Onun hedefinde ise hem AK Parti hem de CHP vardı. İki tane yiğit çıkmış meydana, birbirlerine hakaret yarışıyla seçim yarışını yapmaya çalışıyorlar. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yiğit diye tanımladığı iki kişiden biri Başbakan Erdoğan, diğeri ise Deniz Baykal. Bahçeli bugün ikisinin de miting yaptığı Çorum'daydı. Hedefinde de onlar vardı. Türkiye'de bir tahtaravalli oyunu başladı. Bir tarafta AKP, bir tarafta CHP. Birisi inanç hortumculuğu yapıyor, diğeri laiklik istismarı yapıyor. Bahçeli başbakanı gerginlik yaratmakla suçladı. Baykal'ı ise onun tuzağına düşmekle. Ve gittiğiniz her yerde gerginliği arttırıyorsun, kargaşayı yaratmaya çalışıyorsun, kendi seviyene diğer siyasi partileri çekmeye çalışıyorsun. Bu tuzağa da başta Cumhuriyet Halk Partisi düşüyor. Bahçeli, başbakanın konuşma üslubuna özellikle değindi. Devlet olanaklarıyla geziyor dediği başbakana yüklendi. Kibirle, gururla, herkesi küçümseyerek konuşmaya başlıyorsunuz ve konuşmanız siyasi üslubu çirkinleştiren, Türkçemizi kabalaştıran ve herkese hakaret eden bir konuşma olarak dikkate çekiyor. Başbakanı beceriksizliğini örtmek için gerilim yaratmakla suçlayan Bahçeli, Türkiye'nin haraç mezat satıldığını öne sürdü. Kazan kazan dediler, ne anlama geldiğini anlamadan, neyi kazandıklarını bilmeden sürekli ülkeye kaybettirdiler. Başbakan'a ağır sözlerle yüklenen Bahçeli, üslubunu daha da sertleştirdi. Erdoğan'ı dizi kahramanına benzetti. Varsa da yoksa da benim diyor, ben de Recep Tayyip Erdoğan'ım diyor. Televizyonu açıyorsunuz, yeni bir dizi başlamış. Recep Tayyip Erdoğan kısaltılmışı RTE. Bir saat sonra bakıyorsunuz yine televizyonda RTE. Öğlen oluyor RTE. Akşam oluyor RTE. Gece oluyor RTE. Ve bu RTE'nin yalan, dolan, iftira ve hakaretlerle dolu filmini seyretmek artık AKP'lileri de düşündürmeli. Nihayet oldu. Kılıçdaroğlu kılıç balığı ile buluştu. Kılıç balığı. Kılıçdaroğlu balıkçılarla neleri konuştu? Onlara niye istemekti? Kılıç balığı için ne dedi? Birazdan. CHP İstanbul adayı Kılıçdaroğlu'nun balıkçıdaki parasızlığını bülten içinde aktaracağım. Ama önce dün başbakanlığı birbirine katan parasız emekli polisin eyleminin yansımalarına bakalım. Yürekleri ağzına getirdi.
ikna edildikten sonra o silahlarla başbakanlıkta misafir edilen, sonra da sakın bir daha yapma diyerek salıverilen polisin eylemine geldi sıra. Arkadaşlar iki tane silah var elinde. Bak kendinizi tehlikeye. Kesinlikle profesyonel bir müdahale değil. Dün herkesin yüreğini ağzına getirmişti. Bir silahı şakağına, bir silahı kalbine dayadı. Başbakanlıkta başbakan gelmeden hemen önce, ama ne kendisi gözaltına alındı ne de silahları. Ben de polisim beyler, kimse yaklaşma. Başbakanlıkta hiçbir eylem ölüme bu kadar yakın olmadı. Ve o protestoyu yapan emekli bir polis memuruydu. Tuncer Aydın, 35 bin liralık borcumu ödeyemedim dedi. Başbakanlığa dayandı. Kendine iki silah çekti. Neyse ki o da, etrafındakiler de zarar görmedi. Ama bu eylem bir kez daha aynı soruları akıllara getirdi. Başbakanlık ne kadar güvenli? Başbakan iyi korunuyor mu? Kesinlikle duygusal, tamamen acemice ve profesyonel olmayan bir yaklaşım. İktidar popülist bir yaklaşımla burayı halka açıyoruz diye bütün güven tedbirlerini kaldırdı. Bu eleştiriyi milletvekili kimliğiyle yapmadı. Eski bir özel harekatçı ve başbakan koruması kimliğiyle yaptı. Recai bir gün başbakanlıkta eylemlerin olduğu günlerde başbakan Ecevit'in korumasıydı. Dünkü eyleme müdahalenin de sonrasının da yanlışlarla dolu olduğunu vurguladı. Meslektaş duygusuyla yapılan bir tavır var. İşte bir uzmana göre dünkü müdahalenin yanlışları. Çevre güvenliği alınmadı. Eylemciye sadece bir kişi yaklaşmalıydı. Ve belki de en önemlisi, karşıdakinin eylemci olduğu unutuldu. Her an çevreye zarar verebilirdi. Şahıs her an bir eylem koyabilir ihtimalle karşıda. Bir keskin nişancının şahsı tespit etmesi gerekirdi. Ama bunlar yapılmadı. Neyse ki eylemci ikna oldu, silahları indirdi. Ve Recai bir güne göre hatalar zinciri devam etti. Çünkü korumalar emekli polisin silahını almadı. Üstünü de aramadı. Doğruca başbakanlığa götürdüler. Silahlar alınmalı, üstü aranmalı. Daha sonra bina içerisine sokulmalı. Çünkü bu olayları biz Güneydoğu'da çok yaşadık. Bu tip aldatmacaları. Üzerinde bomba olabilirdi değil mi başbakanlığa girer? Kesinlikle olabilirdi. Yani başbakanlık dün iyi bir sınav vermedi. Ve herkesi şaşırtan bir diğer olay. Eylemci emniyette sorgulandı, hemen serbest bırakıldı. Eylemin ciddiyetini anlayamayan savcılarımızın belki bir yanlış hareketi. Bu eylemin sonrası, bir de başlangıcı var. İşte Tuncer Aydın'ı başbakanlık kapısına götüren belgeler, evine gelen icra kağıtları, devletin zirvesinden aldığı yardım taleplerine ret yanıtları. 35 bin liralık borcu için Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa mektup yazmıştı. Yardım edin yoksa intihar edeceğim diyordu. Ama gelen yanıtlar aynı oldu. Elimizden bir şey gelmez. Biraz önce haber merkezimize ulaşan sıcak bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Romanya sahil güvenlik güçleri, karasularında izinsiz avlandığını iddia ettiği iki Türk balıkçı teknesine ateş açtı. Roman yetkililer iki Türk balıkçı teknesinin Romanya karasularına izinsiz girerek kalkan balığı avlamaya çalıştığını belirttiler. Sahil güvenlik tekneleri durmayan Türk balıkçılara ateş açtı. Balıkçı tekneleri yakalandı. Romanya'nın Köstence limanına çekildi. Romanya sahil güvenlik yetkilileri Türk balıkçıların isimlerini açıklamadı. Balıkçılar hakkında soruşturma açılacağı belirtildi. Ve gelelim Amsterdam'da düşen Türk Hava Yolları uçağıyla ilgili yeni iddialara. Türk Hava Yolları pilotları uçağın hava türbülansı nedeniyle düştüğünü öne sürmüştü. Bugün o iddiayı doğrulayan bilgiler bakın nereden geldi. Görgü tanıklarıyla konuşuldu. Uçağın tarlaya düşüşünü görenlerden bilgi alındı. Ve işte bu animasyon hazırlandı. Hollandalı yetkililere göre Tekirdağ uçağı işte böyle düştü. Uçak böyle düştü ama neden düştüğü henüz bilinmiyor. Gözler Paris'te. Yarın açıklanması beklenen kara kutuda. Kara kutudan elde edilecek verilerle sır çözülecek. Hatanın kimde olduğu ortaya çıkacak.
İlk bilgilere göre uçak kazasında kule hatalı gibi görünüyor. Bunu söyleyen de işte bu belge. Belge Northwest Hava Yolları'na ait. Northwest Hava Yolları'nın resmi kayıtlarına göre Tekirdağ uçağı havada dev türbülanslar yaratan Northwest'e ait Boeing 757'den sadece 2 dakika sonra inişe geçti. Yani Türk Hava Yolları uçağı liste yaklaşırken işte böyle bir tehlikeyle karşılaştı. Şipol Havaalanı Kulesi'nin havada dev türbülans yaratan Boeing 757 tipi uçağın inişinden 4 dakika sonra bir başka uçağın inişine izin vermesi gerekiyordu. Ama hatalı davrandı. Hatta 4 dakika kuralına uymayarak havacılık kurallarını ihlal etti. Dev uçağın inişinden 2 dakika sonra Türk Hava Yolları uçağına izin verdi. Ve 5 Türk 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan facia meydana geldi. Şimdi de karadaki bir kazanın inanılmaz görüntülerini sizle paylaşmak istiyorum. Kaza yeri Mersin. Kaza yapan ise bir tren ve tır. Sonrası ise neredeyse mucize. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani hiçbir şey bilmiyorum. Söyleyeceğim hiçbir şey yok. Evet. Ama yaşam güzel. Nasıl olmasın ki? Böylesine bir kazadan sağ salim kurtulmaya başka ne denir ki? Burası Mersin Limanı. Limanda her zamanki hareketlilik yaşanıyor. Çok geçmeden güvenlik kamera açısına iki kişi giriyor. Biri uzaklaşıyor. Diğeri de yani limanın güvenlik görevlisi Cem Tokaç da tren raylarının kenarında bekliyor. Bu sırada bir tır limandan çıkıyor. Ancak zamansız çıkışı böyle sonuçlanıyor. Tren tırı biçiyor. Rayların kenarında bekleyen güvenlik görevlisi Cem Tokaç da tırın altında kalıyor. Tren tırı sürüklüyor. Cem Tokaç da olduğu yere yığılıp kalıyor. Ortalık bir anda karıştı. Mesai arkadaşları seferber oldu. Hemen ambulans çağrıldı. Cem Tokaç yaşıyordu. Hemen hastaneye kaldırılan Cem Tokaç bugün evindeydi. Safa sağlamdı. Dün çalışıyordum. 10 gün izinliyim. Sadece kulağından mı var? Başka bir yerde bir şey yok. Yok, çok şükür. Sadece kulak. Ufak bir ağrım var. O. İstiyorsan şimdi çıkar parkta da gezerim. Mucizevi bir şekilde kurtulan Cem Tokaç 10 gün izin yapacak. Sonra tırın altında kaldığı noktada görev yapacak. Ünlü modacı Cemil İpekçi Diyarbakır'daydı. Gezdi, tozdu. Başkan Baydemir'le tanıştı. İpekçi Baydemir buluşmasında neler yaşandı? Siyasetle modanın iki ünlü ismi neler dedi? Biraz daha. Ünlü modacı Cemil İpekçi'nin Diyarbakır çıkarmasını birazdan ekrana getireceğim. Diyarbakır'a gitmeden İstanbul'daki seçim yarışına bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayı Kılıçdaroğlu'nun otobüsüne binen çarşaflı kadının Halk Partisi'nde yarattığı gerginliği dün buradan sizle paylaşmıştım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi çarşaflı kadını tartaklayan 3 üyesini disiplin kuruluna sevk etti. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü seçim gezisine de çarşaflı kadının yarattığı artçı sarsıntılar neredeyse damgasını vurdu. Belki de en hareketli seçim programıydı. Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin kalesi Fatih'e gitti. Yarışa başladığı günden beri belki de ilk defa protesto edildi. Pazar günkü çarşaf krizinin artçıları Fatih sokaklarında hissedildi. CHP zihniyeti budur. Abi niye çarşaf değilse gelip CHP'nin şeyini otobüsü. Niye çarşaflılara da çıktınız ya? Kılıçdaroğlu'nun yürüdüğü güzergahta iki kişi pankart açtı. Bağcılar da yaşanan olayı protesto ettiler. Kadının yüzünü açtılar, kadına tükürdüler, tartakladılar, CHP'nin gerçek yüzünü gösterdiler daha. Röportajı veren eylemci ilginç bir isim. Ömer Bezirgan. Türkiye onu değil ama eşini çok iyi tanıyor. Nuray Bezirgan'ı. Bir tartışma programında Hümeyni'yi Atatürk'ten çok seviyorum demiş, tartışma yaratmıştı. Eşi de bugün ön plandaydı. CHP'lilerse eyleme tepki gösterdi. Fatihlilerle protestocular arasında tartışma çıktı. Ekmek yaptı. Onlar geldi de ne oldu? Sana bu yemeğe girmeyeceğim.
Neyse ki olay büyümedi. Kılıçdaroğlu yoluna devam etti. Fatihlilerle tek tek el sıkıştı. Türbanlı ve çarşaflı kadınlara özel ilgi gösterdi. Konvoy yürürken büyük izdiham yaşanıyordu. Herkes birbirini cebinize dikkat edin diye uyardı. İşte tam o sırada bir partili cebinde yabancı bir el hissetti. Durmayın onu! Kılıçdaroğlu günü bu görüntülerle tamamladı. Yorulmuştu. Çünkü sabah çok erken kalktı. Daha gün ağarmadan Kumkapı Balıkhanı'ndaydı. Kılıçdaroğlu'nu alkışlayan da vardı, tepki gösteren de. Kılıçdaroğlu önüne çıkan her balıkçıyı dinledi. Bol bol not aldı. Seçildiği takdirde ilk ziyaretini de Kumkapı'ya yapacağına dair söz verdi. Kendisine kılıç balığı satmaya çalışan bir esnafla olan sohbeti ise bir hayli dikkat çekiciydi. Kılıç balığının besleşi yapımıza veremeliyiz. Bunun bedeli ne kadar? Bedeli 500 milyon fazla para değil. Yani 500 milyon bakın. Kadir Bey olsa bunun bedelini hemen alabilirdiniz Kadir Bey. Siz de alabiliriz. Başkanım siz Kadir Bey'den daha önce güvenlikçiler yaptınız yani görevler yaptınız. Ya yaptık ama. Ama ben... daha iyi müdürlüklerde, daha iyi SSK gibi bölümlerde yani. Yaptık ama. Yani. Daha paralı işlerdi yani. Ama bende o kadar para yok. Kılıçdaroğlu kılıç balığını alamadı. Ama balıkçıların gönlünü almayı bildi. Kılıçdaroğlu. Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Mehmet Bekaroğlu da bugün İstiklal Caddesi'nde uzun bir yürüyüş yaptı. Caddede karanfil dağıttı. Sonra da bir kiliseye ve Mevlevihane'ye uğradı. Bir kırmızı. Papazların karşıladığı isim Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Bekaroğlu. Bekaroğlu bugün kilise ziyaret etti. Ev sahiplerine karanfiller verdi. Mehmet Bey, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna otursa sizin talebiniz ne? Siz ne istersiniz? Eksikleriniz. Yani şimdi hiçbir şey söylemiyorum. Bekliyoruz. Ha bekliyorsunuz. Evet. Bekliyorlar bir şey. Bekliyorlar. Onlar için, yani. dua ediyoruz. Bütün... Aslında Bekaroğlu'nun günlük programı İstiklal Caddesi'nde başladı. Saadet adayı da hem kendini tanıttı hem de karanfiller uzattı. Özellikle de kadın seçmenlere. Herkes bu kadar kolay almadı karanfilleri. Bu durum Bekaroğlu'nun gözünden de kaçmadı. Dikkatli bir seçmen avındaydı. İlk girişimimiz çok başarılı oldu sayılamaz. Meraklı bakışlar altında yürüdü Mehmet Bekaroğlu. Caddede durup vatandaşı dinledi. Ara ara da esnafı ziyaret etti. En çok da kriz kelimesini duydu. Yani döner ekmek satan esnaf bile ekonomik krizden yakınıyor. Ve Bekaroğlu İstiklal'de Saint Antoine'ın avlusunda. Hemen sonra da papazlarla birlikte kutsal mekanın içine girdi. Saygıdan olsa gerek paltosunun yakasını düzeltti. Çıkışta da can alıcı bir soruyla karşılaştı. Politik bir cevap verdi. Seçim zamanı geldiğinde liderler böyle kutsal mekanlara giderler. Tasavvufi yerlere giderler. Neden yapılır böyle? Ben her yere her zaman giderim. Ama medya seçim zamanında gelir bizi bulur. Takibin ilginç anlarından biri daha. Bakın şu karşılıklı diyaloğa bir kulak verin. İlk gün topluluk bir seçmen. Tanıyor musunuz Ahmet? Evet. Kimdir? Eski milletvekili yapmıştı başkanımız. Şimdi de. Saadet Partisi'nden aday oldu. İsmi? Bekaroğlu tamam. Bekaroğlu'yla cadde üstü uygun adım söyleşi de yaptık. Projelerini anlattı. Deprem için hazırlıklıyız dedi. Belediye hizmetlerinden kar almayacağız diye de ekledi. Koca şehrin trafiği içinde projeyi özetleyen slogan gibi bir cümle kurdu. Topbaş metrobüsçü, Kılıçdaroğlu metrocu, Bekaroğlu da hafif raylı sistemci. Erkek ağırlıklı bir yürüyüş bu. Saadet'in kadınları mı? Nerede kardeşim Saadet'in kadınları? Başka yerde çalışıyorlar. Evet. Saadet'in istiklal yürüyüşü Galata Mevlevihanesi'nde son buldu. Ne var ki Mevlevihane tadilattaydı. İçeri girilemedi. Avlusundan dönüldü. Mehmet Bekaroğlu da depoladığı moralle seçim turuna devam etti. İzmir'de ise AKP ile CHP arasında kıyasıya bir yarış sürüyor. Dün CHP adayını kordonda izlemiştik. Bugün de AKP adayı Taha Aksoy aynı sokaklara adımladı. İsteyebilirim yani. Olursa yani.
Millet hata yapmaz. Seçim sonuçlarını beğenmeyen siyasetçi dönüp kendine bakmalı. Bu iddialı sözlerin sahibi AKP'nin İzmir Belediye Başkan adayı Taha Aksoy. Şimdi bir şey isteyin, belki olursa yapar. Neyse. Valla ben şu anda yani şöyle söyleyeyim, yani bu ekonomik kriz, yani Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz var. Ben tekstilciyim yani, konfeksiyoncuyum kendim. Yani şu anda tabii işleriniz bayağı bozuk yani. Tabii yani bir iş isteyebilirim yani. Yani kendi adıma yani belediyede bir iş isteyebilirim yani. Aha, olursa yani. Yani kapısında çalarım yani sizin adınız için yani. Taha Aksoy seçim çalışmaları için sürekli koşturuyor, her gün kordonu arşınıyor. Bazen yeri geliyor, 3 ayrı kahvaltıya, 3 ayrı akşam yemeğine katılıyor. Ve bunun sonucunda İzmir'de onu herkes tanıyor. Kordonun kuşlarını besleyen amca bile. Bir şey söyleyebilir miyim size? Taha Bey'i tanıyor musunuz? Taha Bey mi? Hı hı. Yabancı değil şimdi da. Kim olabilir Taha Bey? Belediye başkanı mı? Adayı. Oo, biliyorsunuz canım, evet, ve AKP belediye başkan adayı. Evet, oldu. Hayırlı uğurlasın. Ancak İzmir'de AKP'nin işi çok zor. Taha Aksoy da zaten bu yüzden aralıksız çalışıyor. Geçen seçime kıyasla tabii İzmir'de daha çok tanınan bir sima oldum. Bunun sonucunda da insanlar geliyor, desteklerini söylüyorlar. Bazen şunu da söylüyorlar, sen iyisin ama o partide ne işin var? AKP gerçekten İzmir'e gavur İzmir diyor mu? Böyle bir bakış açısı var mı? Gavur İzmir sözcüğünü bulun, ben milletvekilliği adaylığından istifa edeyim, onu getiren arkadaşa da evimin tapusunu hediye edeyim. Bu tartışmalar da gösteriyor ki Taha Aksoy'un işi zor ama o iddialı. Tabii destekçileri de. Ben başkanım açık arayla götürecek diyorum. Başkentteki seçim yarışı ise dosya savaşlarıyla geçiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında birbiri ardına dosyalar açan MHP'li Oktay Vural bugün yeni sorular sordu. Sayın Gökçek'in oğlunun bindiği bu Mercedes neden acaba oğlunun adına kayıtlı değildir? Parasını kim ödemiştir? Kime satış gösterilmiştir? Plakası da 06BL9681. Arabanın kayıtlı olduğu, üzerine kayıtlı olduğu kişinin Ankara Sporlu ilişkisi var mı? Belki de arkadaşıdır. Kullanması için ona vermiş olabilir yani. Evet. Onu da bir diyeceğim. Hani arkadaşlar işte acaba gemici kalan bir çocuklarımıza burs vererek okuturlar ya. Bir soru daha soralım. Acaba parasını kim ödedi? Ankara'nın büyük baronu hakkında açıklamalarımız devam edecek efendim. Siyasetle ve modanın iki ünlü ismi Diyarbakır'da bir araya geldi. DTP'nin en sert isimlerinden Osman Baydemir, ünlü modacı Cemil Çiçek'i ağırladı. Hem de çok sıcak görüntülerle. DTP'nin en sert ismi Osman Baydemir, bugün çok renkli bir ismi, ünlü modacı Cemil İpekçi'yi ağırladı. Konuklarımız bu tarafa gelelim. İkisi de çok heyecanlıydı. Cemil İpekçi'nin heyecanı biraz daha fazlaydı. Çünkü o Baydemir'i çok merak ediyordu. Dün de dedim ki yani kendisinin çok en merak ettiğim bey Osman Bey. Çünkü ben daha Osman Bey'in nasıl bir kişiliği olduğunu bilmiyorum. Sadece işte televizyonda gördüğüm kadarıyla kavga eden bir adam. İpekçi Baydemir için kavgacı dedi. Ama kavgacı insanları çok severim diye de ekledi. Kendisini çok tanımak istiyorum çünkü ben kavgacı insanları çok severim. Kavga etmeyen insanlardan da korkarım. Açık sözlü olmayanlardan da daha çok korkarım. Hayatında bedel ödemeyen insanlardan daha çok korkarım. Cemil İpekçi'nin DTP'li Baydemir'e iltifatları devam etti. Siz hakikaten çok her şeyi ödemeye hazır birisiniz. O yüzden de size ayrı bir insani sevgim var. İkili konuşmasında pek çok konuya değindi. Sanata, politikaya ve hatta etnik kimliğe. Sanatçıların etnik kimliği yoktur. Daha çok Cemil İpekçi konuştu. Baydemir dinlemekle yetindi. Ve görüşmenin sonunda Baydemir ünlü modacıya kilim hediye etti. Çok güzel. Cemil kusuruma bakmasın çünkü soyadını Çiçek diye okudum. İpekçi olduğunu bilmeme rağmen ama bu tip dil sürçmeleri daima oluyor.
Sevgili seyirciler, Ahmet Kaya'nın şarkıları ikinci kez öksüz kaldı. Bedirhan'ın babası Ah Ulan Rıza'nın şairi Ahmet Kaya'nın da kayınbiraderi Yusuf Hayaloğlu onun yanına gitti. Üç ağız, üç yürek, üç yemindir fişek. Biz üç kişiydik. Şiirindeki Bedirhan Ahmet'ti onlar için. Supi de abimdi. Supi, bir acayip adam, Supi, Ahmet Kaya'nın canı ciğeri Yusuf Hayaloğlu, 56 yaşında hayata gözleniyordu. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor, olmasaydı sonumuz böyle. Yüreğim kanıyor, adı Bahtiyar, başım belada. Bu şarkıları Ahmet Kaya'dan tanıyoruz. Onlar Yusuf Hayaloğlu'nun dizeleriydi. Dizelerini okuyanın yüreğinde hissedenin yüreği acırdı. Biraz sakin göllerin kuğusuyduk, salınarak suyun yanağında. Yarılan ekmeğin buğusuyduk. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı senin bu sonumuz böyle. Şiiri şu an gerçekten çok denk düşüyor, evet. Gözüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Ah Ulan Rıza'nın en yakın arkadaşıydı, değil mi? Asi bir köy heylandı. Nalan'ın çocukluk mahalle aşkıydı. Evet, ne bileyim. Adı Bahtiyar'ın koğuş arkadaşıydı. Hastaydı Yusuf Hayaloğlu. Kayınbiraderi Ahmet Kaya'yı kalbi vurmuştu. Şairi akciğeri vurdu. Üzgünüz. Keşke olmasaydı sonumuz böyle. Sevgili Ahmet abiyi kaybettiğimiz gibi zaten söylüyordu. Çok fazla sürmez ben de arkamdan gelirim diye. Ama çok erken gittik. Sizin de çok erken kaybettik. Üç çocuğu vardı. Konuşan en büyükleri Hazan oldu. Yarım kalan çok şey vardı. Zaten hep bana biraz zaman ver Tanrı diyordu. Gerçekleştiremeden gitti. Benim canım da. Ve Hazan'ın halası Ahmet Kaya'nın dul eşi. Ozan'ın kız kardeşi. Ağlamaktan şişmiş, kan çanağına dönmüş gözleriyle konuştu önce. Gözleri acısını anlattı. Sonra dudaklarından bir umut cümlesi çıktı. Ölüme dair bir umut cümlesi. Güzel şeyler üretti. Çok güzel ve çok yakışıklı ayrıldı aramızdan. Bilmiyorum. Şimdi oradaki diğer sevenleriyle buluşmuş. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz. Ben de gelirim. Sevgili seyirciler, CNN Türk'teki büyük değişimi eminim izliyorsunuzdur. O değişimin kilometre taşlarından biri de Reha Muhtar'dı. Reha Muhtar dün gece ekranlara döndü. CNN Türk izleyicisiyle buluştu. Ve ilk programında da çok farklıydı. Yani şimdi benim bildiğim kadarıyla benden bahsetme diye haber yolladı değil mi içeriye? Işte? Evet, benden bahsetti. Yani bundan daha büyük bir ayıp ben tahayyül edemiyorum. Yani ayrılmış dahi olsalar, peki, bundan daha büyük bir ayıbı ben kendim şahsen tahayyül ederim. Böyle çok erkek var. Müzisyen Hüsnü Şenlendirici'nin Deniz Seki tutuklandıktan sonra içeride benden bahsetmesin, bu işlere beni karıştırmasın sözleri Reha Muhtar'la çok farklı programının konularından biriydi. Kadın açısından bakıyorum, böyle bir durumdayken mağdur, içeri atılmış, yani yalnızlık içinde. Programa telefonla katılan Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki, kardeşinin gözaltına alınma ve tutuklanma sürecinde Şenlendirici tarafından yalnız bırakıldığını söyledi. İnsanlık konusunda klasesi kadar ne kadar ustaysa aynı şekilde şeyleri söyleyemeyeceğim. Serkan Seki artık Hüsnü Şenlendirici'nin ailesinden uzak durmasını istedi. Kız kardeşinin hapse düşmesine sebep olan eski arkadaşlıklarını sürdürmesine izin vermeyeceğini söyledi. Bundan sonra Hüsnü Şenlendirici bir kilometre yakınımıza dahi gelemez. Eski konuştuğu efendi, ondan sonra düzgün, aklı başında Serkan ve ablamın ailesi olarak bizler yokuz. O insanları zaten tamamen dostunu, düşmanı şu anda
tanımış durumda. O insanları hayatından silmiş durumda. Arkadaşları olarak, yani arkadaşı gördüğü insanlar olarak. Onları zaten görüşmesini istemedik. Bu saatten sonra da mümkün değil o bir takım insanlarla. Yani ben yaşadığım müddetçe buna müsaade etmeyeceğim. Zaten malum şahısla hiç tasvip etmiyoruz. Bundan sonra da dediğim gibi ben elimden geleni yapacağım. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Deniz Son da farklı sorularla konuya yaklaştı. Deniz Seki bilebildiğim kadarıyla pop müzikte bayağı üst sıralarda yer alan ve iyi para kazanan bir yorumcu. Acaba uyuşturucu satmak için başka bir para kaynağına mı ihtiyacı var? Sahneden kazandıkları yetmiyor mu? Bir başka soru, acaba Deniz Seki'nin yaşam tarzı Sayın Ülsever'in söylediği gibi muhafazakar hayat tarzı için çok çok kötü bir örnek mi oluyordu? Son soru, tahliye olduktan sonra umreye gider mi? Şimdi size bir görüntü izleteceğim. Mutlaka izletmem gerekiyor. Albayrak'ın Galatasaray'ın 4. golünü Sabri attığı zaman Albayrak'ın heyecanını göreceksiniz. Çok enteresan görüntü, onun için getiriyorum size. Paylaşmak istiyorum. Sessizce yaklaşıyor. Ama neleri kaçırıyoruz? Hayır yavrum ben! Hayır yavrum ben! Gol ya! Gol! Gol! Gol be! Bunu ancak Albayrak böyle çıldırabilirdi. Günün tüm gelişmelerini ve görüntülerini bulabildiğiniz kanalda internet sitesinde artık yeni bir bölüm var. Yeni bir bölüm açtık. Sayfanın üst bölümünde haber verin diye bir bölüm göreceksiniz. Haber değeri taşıdığına inandığınız, Türkiye'ye duyurmak istediğiniz olayları gönderin. Hem internet sitemizde hem de Kanal D ana haber bülteninde yayınlayalım. İsminizle yayınlayalım isterseniz. Kanal D Haber'in gönüllü muhabiri olun sevgili seyirciler. Ve kısa bir aradan sonra paranın notlarıyla karşınızda olacağım. Bizden ayrılmayın efendim. Aksesi iniyor! 5 oldu 5! Şimdi aksesiyle Opet'e 5 kere gelen ve 150 liralık akaryakıt alışveriş yapan herkes toplam 50 lira çift para kazanıyor. Gelen kazanıyor, gelen kazanıyor. Şöyle bir bağ gibi yok böyle bir gol. Hanım ellerden yepyeni bir kurabiye daha. Bol çikolata parçalı. Tam da benim yaptığım gibi. Aferin evlatçım. Kocaman kurabiyem. Ah biraz daha büyüse. Tamam tamam. Ha? İşte hanım eller kurabiyem. Anne eli değmiş gibi çikolata ve sevgi dolu kocaman kurabiye. Üstelik bütün fındıklısı da var. Bol fındık, bol fıstık. Ülker Golden Bol serisi. Yeni mi yeni? Golden çikolatayı bol bol yemeli. Flex yazın, 33.40'a mesaj atın, kartınız size gelsin. Vodafone'dan iş dünyasını heyecanlandıran teklif. Yenisiz Ofis 24. Numaranızı Vodafone'a taşıyın. Yenisiz Ofis 24 ile ayda 24 liraya iş arkadaşlarınızla limitsiz konuşup mesajlaşın. Üstelik her yönü en düşük ücretle dakikası sadece 8 kuruşa arayın. Daha avantajlısı yok. Karşılaştırmadan karar vermeyin. Vodafone. Tekirdağ köftesinde ustaymış. Heh. Sırrının bonet olduğunu bilmeyen mi var? Bonet alın, lezzeti yakalayın. Sağlıklı pakette taze. Bonet. Bonet.
gerçeği için 9 kilogram kapasiteli Beko akıllı çamaşır makinesi. Güneşe hasret İskandinavlar için Beko akıllı kurutma makinesi. Misafirlerini krallar gibi ağırlayan biz Türkler için de gardırop tipi Beko akıllı buzdolabı. 106 ülke, yüzlerce akıllı çözüm. Beko, dünya markası. Ailenizin ve ticaretin kahramanı yeni Renault Kangoo. 105 beygirlik versiyonuyla gücü yüksek, yakıt tüketimi ekonomik. Üstelik şimdi 10.000 TL için 12 ay vade ve %0 faiz avantajıyla. Hiç çürüğünüz yok. Süper. Ancak yemek asitleri diş minenize zarar verebilir ve zamanla diş kaybına yol açabilir. Diş minesinde tam koruma için yeni İpara Komple Bakım Expert serisini deneyin. Özel florosil ve yaslanış florülü uzman formülleri diş minesini temizlemeye ve yeniden yapılandırmaya yardımcı olur. Ayrıca asitlere dayanıklı koruyucu bir mineral katman oluşturur. İpana Expert'i fırçaladın mı? Diş minelerim artık daha güçlü. Yeni İpana Komple Bakım Expert. Diş minesi bakımında uzman. Türk kadınlarının bir numaralı tercihi Coleston'dan Coleston Naturals. Farklı saç renklerine özel doğal özlerle 6 haftaya kadar canlı renkler ve sağlıklı bir görünüm. Doğadaki kadar canlı renkler için siz de Coleston Naturals'ı deneyin. Doğal bir malzeme olan alçıyı ne kadar tanıyorsunuz? Alçı gürültüyü engelleyerek huzurlu ortamlar sunar. Alçı pratik ve estetik çözümleriyle konforlu mekanlar yaratır. Alçı der, yapılarda alçı kullanımını öneriyor. Yeni konsantre Ariel Prozim 7 ile mükemmel temizliği 30 derecede hem de ön yıkama yapmadan sağlayabilirsiniz. Böylece her 6 kilogram Ariel paketinde elektrik ve su faturalarınızdan 10 liraya kadar tasarruf elde edebilirsiniz. Mükemmel temizlik ve enerji tasarrufu. Yeni konsantre Ariel Prozim 7 ile bir adım öne. Eskiden 1,5 ölçekte sağladığınız temizliği şimdi yeni konsantre Ariel Prozim 7 ile sadece bir ölçekte sağlayın. Bu onu ilk gördüğüm gün. Bu sonraki gün. Bu da bir sonraki. Yepyeni dizaynıyla Blendax saçınızı tozdan, kirden korumaya yardımcı olur. Saçlar hep dolgun kalır. Bu da cesaretimi topladığım gün. Blendax. Erkekleri değiştiren dolgun saçlar. Büyüyünce bir yıldız olacaksın. Demişti babam. Bunun için her zaman güzel gülümsemenin çok önemli olduğunu söyler. Ben de gülümsememin değerine yakışanı yapıyorum. Yeni İpana 3 boyutlu beyazlık lüks, diş lekesinin çoğunu 14 günde çıkartır. Parlatıcı mikrogranüller içeren beyazlatıcı lüks formülü, büyüleyici bir beyazlık sağlar. Gülümsememi seviyorum. Yeni İpana 3 boyutlu beyazlık lüks. Gülüşünüz göz kamaştırıcı. Kipa'da 4 köşe günleri devam ediyor. Haftanın 4 gününde 4 farklı reyonda %20 indirim. Üstelik marka sınırlaması olmadan. Yarın tüm paketli peynirlerde %20 indirimi kaçırmayız. Hiç bunlara benzer süper kahramanlar görmediniz. Rakusha, save us. No whisper. No. Watchmen 6 Mart'ta sinemalarda. Hayalini dikkatli kur. Delirenler olur. Delirium. Delirten lezzet. Koyayım kaptır git abi. İpra gaz değil mi? İpra gaz otogaz. Gaza gelmeyin. İpra gaza gelin. Bizim şöyle kolay bir numaramız olamaz mı? Bu ne hayal mi ya? 449 Alif. Hayal mi bu ya? Yok artık değil. Siz de hemen Türk Telekom'a başvurun. 444'lü numaranıza kavuşun. Unutmayın, unutulmayın. Alo, Türkiye'nin her yerinden 444-9 Alif deyince bir telefon kadar yakınım lütfen. Ben şimdi Flexi'de olduğum için kartın üzerine istediğim resmi koyabiliyorum. Müzik
Kanal D ana haberi yine paranın notlarıyla noktalayalım. İşte günün rakamları. Dolar bugün yine zirvedeydi. 1.73. Euro'nun da ibresi yükselişteydi. Borsa ise, borsa endeksi 23.500'ün üzerinde tutundu. Altın bugün yatırımcısını üzdü. 3 Mart Salı gününü böyle yaşadık. Kanal D ana haber ve CNN Türk ortak haber merkezinden bugünlük bu kadar efendim. Biz sizden ayrılıyoruz ama haber 24 saat devam ediyor. Bu saatten sonraki gelişmeleri merak ediyorsanız CNN Türk'te izleyebilirsiniz. Habersiz kalmayın. Yarın kimselere randevu vermeyin. Yine buluşalım. Hoşça kalın. İyi akşamlar efendim.